Kış sezonuna Zorba Taverna'da veda eden Fedon içini Gecenin Yıldızları ekibine döktü. İhtiyar delikanlı Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses'e, Bülent Ersoy'dan Fatih Üre'ye kadar sanat camiası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Hep birlikte izliyoruz. Fedon İstanbul gecelerinin adeta taçsız kralı. Sahne aldığı gece kulüpleri hep doluyor. Zorba Taverna'da son gecesinde ünlü şarkıcının yanındayız. Zorba'da son gecem değil, sezon sonu. 22 yıldır son yapamadık, yapmayacağız da. Fedon'un sezonu çok güzel geçmiş. Zorba'da çalışmaktan oldukça mutlu. Bizim sezonumuz çok iyi geçti de başkaları nasıl geçirdi bilmiyorum. Biz Zorba zaten artık bir kartvizit, bir ekoldür. Yani kötü geçmesi mümkün değil. Ben haftanın bir günü buradayım. Diğer günlerde de Göknur diye bir kardeşimiz var. Yani Zorba bir firma oldu artık. Yani kötü geçmesi mümkün değil. Yani hava yapmıyorum ama bu da artık böyle biline, yani tevazu yok. Peki kaç yıl olmuş Zorba'yla? İhtiyar delikanlı hep zirvede. 22 yıl. Az değil. Yani 22 yıl ayakta durmak, bilmiyorum işte, görüyoruz, piyasayı görüyoruz. Biz bu piyasanın içinde olan insanlarız. Hem şarkısıyla, hem işletmesiyle, hem müşterisiyle ayakta durmak zor. Yani görüyoruz, açıp kapatan filan, batan şu bu. Ama biz daha uzun yıllarda ayakta olacağız. Her başarının bir sırrı vardır. Fedon da bu başarının sırlarını anlatıyor bize. Kişiye saygı, mesleğe saygı, işine saygı, bir de işi bilmek. Bu. Bunlar da zaten bir araya gelince. İşi bilmek de bitmiyor. İşine saygın olacak, kişiye saygın olacak, yaptığın işe saygın olacak. Ben bugün 8-9 yıldır kaset yapmıyorum. Her ay en az 6-7 tane ekstrem var. İşte içeride yer yok. Bunlar neye borçluyum? Yani bacağım yok, göğsüm yok. İşte yani anlıyorsun ne demek istediğimi. Buna rağmen hala ayaktaysak demek ki bir şeyler var. Müzikal anlamda başarılı. Yani hayır, müzikal değil yalnız. Az önce dediğim gibi. İşine saygı, kişiye saygı, işini bilmek. Yani tavernalar çok iyi iş yapıyor, bir taverna açayım. Açanları görüyoruz. Olmuyor işte. Olmuyor. Yani benim dediklerimi ard arda koyarsan bu işin sırrı belli oluyor. Yıllardır albüm çıkarmayan tecrübeli sanatçıya bunun sebeplerini soruyoruz. Piyasa iyi değil diyor. Vallahi albüm yapmıyorum. Şimdi belki bana cimri diyecekler ama şimdi albümle bir şey beklemiyoruz. Gündem olayına gelirsek ben gündeme çıkmak istemiyorum artık. Yani bu yaştan sonra gündeme çıkıp ne yapayım? İşte televizyon kapı kapı dolaş git. Ben geleceğim yere geldim gibi mi geliyor? Tabii ki bu işin bir sonu yok. Zirvedeyim demek yok ama yani bundan sonra da bu şu anda piyasada iyi değil. Ortam da hoş değil. Onun için yapmıyorum. Yapmıyorum yani, yaptığım şeyin kıymeti bilinmeyecekse yapmıyorum. Türkiye'de yaşanan sanatçı enflasyonundan Fedon da şikayetçi. Atatürk'ün sanatçılarla ilgili sözüne ise katılmıyor. Bu lafım belki çok kişi alınacak ama sanatçı olmak kolay. İnsan olmak zor. Adam olmak zor. Sanatçı olursun ne olacak? Çok iyi sesin olur. Çok iyi beste yaparsın. Adam olamazsın. Ben önce adam oldum, sonra sanatçı oldum. Ya bu altı çizilecek bir laftır. Tabii anlayana. Ben ortaya atıyorum. Alınan alınsın. Kızan kızsın. Mutlu olan mutlu olsun. Ben önce insan olarak çıktım bu piyasaya. Sonra da şarkı yaptım. Beğenildi, beğenilmedi. Seven oldu, seven olmadı. Ama mühim olan sanatçılık değil. Yani atamızın tek yanıldığı laf bu. İnsan her şey olur, sanatçı olamaz. Hayır, sanatçı olur, adam olamaz. Tek atama nur içinde yatsın karşı geldiğim söz bu. Sanatçı olunur. Adam olunmaz. Önce adam olacaksın, sonra sanatçı olacaksın. Demek ki ihtiyar delikanlı bu konuda çok dertli. Dolmuş dolmuş patlamak üzere. Biz de fitili ateşliyoruz. İsim vermeden birilerine adamlık dersi veriyor. Dolu, 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 dolu. Sen deş beni, deş. Piyasa dolu. Adam olamayıp sanatçı olan dolu. Bu adam olmayan sanatçıların isimlerini söyleyin de biz de öğrenelim sevgili Fedon. Yok ya. Yok. Söylerim, ondan da korkum yok. Ama zaten halk görüyor yani. Ben niye söyleyeyim ki? Şimdi ben söyleyeceğim, yarın polemik. Vay Fedon bana böyle dedi. Kişi kendini bilir ya. Önce adam ol. Saygılı ol. İnsan ol.
sanatçı olursun. Olamadıysan da sanatçı olma ya. Ama adam ol. Bana babamın bir lafı vardı rahmetli. Oğlum büyük adam olmana gerek yok dedi. Adam ol yeter. Bu kadar. Adam ol. Ben önce adam oldum, sonra şarkıcı oldum. Sanatçılık da zor bir kavramdır. Herkesin kaldırabileceği bir şey değildir. Değerli abilerim var bu işte, gerçek sanatçılar. Biz daha başındayız ama yaşımdan dolayı ben sonuna geldim. Ünlü şarkıcı acaba piyasadaki bu bozukluklara sinirlenip müziği bırakmayı hiç düşünmüş mü? Bırakmak isteyenler, gençleri çekemeyenler, böyle ay bunlar şarkı mı? Ay bizim zaman, tabii ki benim zamanım güzeldi. Ama daha iyi oldu böyle. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Neler çıkıyor? Rezil. Dinlenmeyecek şeyler var ama içlerinden çok güzel şeyler de var. Mesela şimdi Rafet Erroman, o Yusuf diye bir çocuk var ya. Çok beğeniyorum o çocuğu ya. Yani şimdi o aklıma geldi. Daha neler var? Yenilerden, gençlerden. Şimdi bu adama laf edemezsin ya. Ses var, yorum var. Sevmeyi bilirsin ama sanatta laf edemezsin. Gırtlağına laf edemezsin. Serdar'ın sesini beğenmiyorum. Dobra açıklamalarıyla tanınan Fedon, bestelerini ve insanlığını takdir ettiği Serdar Ortaç'ın sesini ise beğenmediğini söylüyor. Serdar benim kardeşim. Ben Serdar'ı çok seviyorum. Yaptığı şarkılarda Serdar'ı sevseler de sevmeseler de adam tabanca gibi vuruyor. Helal olsun. Ama Serdar'ın sesi iyi değil. Yani ben bunu gene söylüyorum. Serdar'ı da çok seviyorum. Yani pırlanta bir çocuk. Adam gibi adam. Ama sesi iyi mi? Değil. Ama yaptığı şarkılarda istediğin kadar beğenme. Al işte ben böyle yaparım diyor. İki tane de çocuğu da olacak. Japon gibi olacakmış. Öyle dedi. Ben Serdar'ı seviyorum. Ama sesini beğeniyor musun? Beğenmiyorum. O da beni beğenmeyebilir. Bu kişisel bir olaydır. Yani beğenmeye mecbur değilsin. Yaptığı şarkılar çok güzel, tutuyor. Sesini beğeniyor musun? Hayır, beğenmiyorum. Belki bana güzel gelmiyor. Sesi iyidir, bana iyi gelmiyor. Ben Frank Sinatra beğenirim, Julio Iglesias beğenmem. O ses bana bir şey vermez. Ama Serdar'a da laf ettirmem, onu da söyleyeyim. Çok seviyorum, çok şeker bir çocuk, pırlanta gibi bir çocuk. Tırnaklarıyla geldi, neler dediler, neler dediler ama Serdar'ın sahnesi çok güzel, şovu çok güzel. Sesini beğenmiyorum. O da diyebilir şimdi, Fedon abi ben de senin sesini beğenmiyorum. Ona da hak veririm, elini öperim ya. Ama bunu söyleyebilmek mesele. Megastar Tarkan'ı beğeniyor mu acaba? Ona laf yok abi. Laf yok o çocuğa ya. Laf yok o çocuğa ya. Nesini beğenmeyecek? Bir tek boyu kısa ya. Başka nesini beğenmeyeceksin ya? Böyle İngilizce albüm yaptık, tutmadı falan. Ya ne tutmadı? Çocuklar siz tutturmadınız ya. Nesi tutmadı adamın ya? Her şeyi tutuyor. Ya bizim ülkemizde o adam tutmuyor ya. Yurt dışında tutuyor. Tapıyorlar. Ama bizim burada hani vardır ya, Türk milleti aşağı çeker. Onun için o çocuk yoksa nesi eksik ya? Sahnesi, müziği, sesi, tipi, boyu kısa. Ne yapalım yani ya? Bodrum'da 3 ay beraber olduğu İbrahim Tatlıses'le arasının nasıl olduğunu da merak ediyoruz. İbrahim abi, yani sesine laf yok. O kadar. Sesine laf yok. Ne bakıyorsun? Beni enteres etmiyor ki onun kişiliği. Israrla İbrahim Tatlıses'i soruyoruz Fedon'a. Hafiften polemik üretmeye çalışan muhabirimiz Deniz'e kızmaya başlıyor. Gayet iyi. Otururuz, konuşuruz. Nasılsın, iyi misin? Sen aranıyorsun ama... Ne yapalım? Bizim işimiz magazin. Magazinde polemiklerden beslenir. Bu arada Bülent Ersoy, sahne benim mabedim demiş. Fedon bu sözlere ne der acaba? Abi, mabet böyle kullanılmaz be. Mabet diyorsan, mabet böyle kullanılmaz. Bismillahirrahmanirrahim çekip rakı bardağıyla tak diye bardağı kıramazsın. Şimdi Bülent Hanım bana kızacak. Mabetse mabet gibi hareket et. Rakı içiyorsan saygılıyım. Öyle hareket et. Hangi mabet? Yani şimdi Fedon gene bir laf etti. Böyle mabet olmaz be. Ya bunu içersin. Benim oralarla işim yok dersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip rakı içemezsin ya. Ama ona da saygılıyım. Şimdi Bülent Hanım özür diliyorum yani. Benim görüşüm bu. Ben size saygılıyım, siz de bana saygılı olun. Benim görüşüm bu. Fatih Ürek, Zeki Müren'in Bodrum'daki veliahtı benim dedi. Buna ne diyorsunuz? Yok, yok ayıp olur. Daha çok var. Fatih Ürek, Zeki Müren'in veliahtı olması için çok vardı.
Fatih de benim canım. Kardeşim. Yani her gün beraberiz. Ama Zeki Müren'in veliahtı olmak kolay değil. Yani Zeki Müren'i bir düşünebiliyor musun ya? Adamın şarkı, sanat, tiyatro, kompozitör, bir sinema artisti. Yani bunları bir araya biriktirip bunları tam olarak yapmak kolay değil ya. Ölmeyeceğim. Çok işim var. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde İzmir'de konser sonrası rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği haberleri çıktı. Fedon'a geçmiş olsun diyor, sağlık durumunu soruyoruz. Uyumadan işte buradan oraya, oradan oraya para hırsı. Hani para kazanmak için koşturduk. Bir yorgunluk, tansiyonum düştü. Sağ olsun magazin basını hemen olayı böyle abartır ya. Vay kalp krizi ölüyor, ölmeyeceğim daha. Daha çok işim var. Fedon Bey, sizi de para hırsı mı sardı yoksa? Benim teknelerim de var, arabam da var, patronum bana araba aldı. Her şeyim var da çalışmaya mecburuz. Hani işte bugün cuma buradayım, yarın bir iş çıkıyor. Hadi geldi gitme. Bu işte çocuklar, yarım yamalak varım yok. Gri yok yani. Ya varsın ya yoksun. Yokum diyemiyorsun. Belirli bir gelirin olacak. Çünkü biz öyle çok kısa zamanda büyük paralar kazanmadık. Çünkü vergimizi ödedik. Vergimizi ödedik. Hiçbir maliyeden kimse gelip bize bir şey sormadı. Çünkü ne olduğumuz görünüyor. Ne yaptığımız biliniyor, ne ödediğimiz biliniyor. Onun için normal bir vatandaş olarak görevlerimizi yaptık. Onun için çok kazanamadık. Vergisini ödemeyen sanatçıları Allah'a havale ediyor. Ünlü şarkıcı mal varlığını da çekinmeden açıklıyor. Allah'a havale ediyorum. Ben anlıyorum senin duymak istediğin de Allah'a havale ediyorum. Vergiyi kaçıran çok sanatçılar. 1962 işe başladım. Sene 2009. Bir yazlığım var, bir kışlığım var, iki tane arabam var. İki de deniz motorum var, o kadar. Anla yani, ben ne yaptığım belli. Ben 6 ay çalışıp bunları almadım. Kimseye de çamur atmıyorum. Ama bu işler kolay işler değil. Aslanlar gibi çalışıp bir vatandaş olarak görevlerini. Ben görüyorum şimdi, bilmem kaç para vergi veriyor. Ya verdiğini biliyorum da götürdüğünü söyle bana ya. Bize keriz diyorlar. Fedon'a siz verginizi son kuruşuna kadar ödüyor olabilirsiniz. Ama vergi kaçıran çok sanatçı var diyoruz. Biz çuvalla para kazanıyoruz biliyor musun? Çuvalla. Bir günkü ekstranın parasını vergi olarak vermeyenler var yılda. Bir günlük ekstranı vergi olarak ver be. Vermeyenler var. Biz veriyoruz. Bize keriz diyorlar. Ben televizyon programlarına çıkmıyorum farkındaysan. Niye yokum biliyor musun? Beni her çağıran Mehmetçik Vakfı'na bağış yapsın diyorum. Vatanı sen mi kurtaracaksın dediler. Çocuklar bunun altına bayağı çizgi çekin ya. Çıkmıyorum hiç. Tamam geleyim diyorum. En büyük televizyon programları, isim vermiyorum. Çağırıyorlar. Tabii ki diyorum. Memnuniyetle geleyim ama bana para vermeyin. Mehmetçik Vakfı'na bir bağış yapın. Dönen yok ya. Fedon televizyon programlarına Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılması şartıyla çıkıyor. Ancak bu isteği şimdiye kadar hiç gerçekleşmemiş. Programın kalitesine bağlı. Kalkıp da 100 dolar verecek hali yok. Ver ya. Yurt dışından bilmem ne mankenini getirip 300 bin 400 bin dolar para harcıyorsun. Çırağında kalıyorlar. Onları harcıyorsun. Ver Mehmetçik Vakfı'na 10 bin dolar Fedon'u getir ya. Yani. İsim vermeyeceğim çocuklar ama utanıyorum ya. Utanıyorum. Vallahi utanıyorum yani. Bunlar isyan değil. Olması gereken şeyler. Ama olmuyor. Olmuyor. Ben oraya geliyorum. Ben oraya 5 saatimi, 4 saatimi veriyor muyum? Bu bir ticari çark mı? Çark. Ben para istemiyorum. Alan sanatçılara da saygılıyım. İşte biri beşi bir yerde istiyor. Biri bilmem ne istiyor. Elbise istiyor. Ben bir şey istemiyorum. Mehmetçik Vakfı'na, sizin kanalınıza kalitenize uygun bir bağışta bulunun diyorum. Dönen yok ya. Oyarım adamı. Belki programların o kadar parası yoktur. Bu sizi çok sinirlendirmesin beyefendi. Bunu eşittir Fedon duygu sömürüsü yapıyor. Benim ismim Fedon ya. Oyarım adamı, oyarım. Oyarım. Bana o lafı edecek adamı oyarım. Bu çirkin bir laf belki. İster biple ister ama bana o lafı edemezler. Sizin için Fedon duygu sömürüsü yapıyor diyenler mi var yoksa? Var tabii.
vardı. Fedon işte gayrimüslim ya, duygu sömürüsü yapıyor. Benim gibi gayrimüslime kurban olsun bu ülke be. Benim gibi gayrimüslime kurban olsun bu ülke. 24 ay askerlik yapmış, şehit torunu, aslanlar gibi vergisini ödeyen. Bak kulağa küpe bunlar, bak bak bak, burada yıldız var, burada haç var. Bunlar kulağa küpe. Ben böyle bir vatandaşım. Böyle bir Türk'üm, gurur duyuyorum. Bana duygu sömürüsü yapıyorsun diyeni de o yarım demeyeyim artık, ayıp oluyor, öperim. Fedon yazın yine Bodrum'da olacak. Sahne neredeyse bir gezgin gibi oraları dolaşacakmış. Var var var. İşte patronum Yalıkavak'ta bir yer açıyor. Orada şarkı söyleyeceğim. Yazın inşallah Yalıkavak'ta veyahut da yani bir yerde ya. Ben şeyim, seyyahım ben. Ben dünyalıyım. Kim çağırırsa oradayım. Benim hayatımda program yoktur. Program robotlara aittir. Robotu programlarsın. İnsanoğlunu programlayamazsın. Uyar gidersin. Uymadı gitmezsin. Vallahi size bravo. Diğer sanatçılar gibi kıvırıp yuvarlak laflar etmiyorsunuz. Hocam ben 63 yaşındayım. Bundan sonra ben kıvıramam. 18 yaşında da kıvırmadım. Şimdi kıvırmıyorum. Ben buyum. Benim şu söylediklerimden bir yanlış bulun. Bulun bir yanlış ya. Benim de yanlışım var. Bizim sanat camii, hangi sanat camiasından bahsediyorsun ya? Ne kötülük istiyorsan, ne yanlış istiyorsan, ne yamuk istiyorsan hepsi bizim camiamızda. Örnek mi istiyorsun? Hırsızlık, cinayet, gayrimeşru evlilik, gayrimeşru çocuk. Ne istiyorsun? Nerede biliyor musun? Bizim camiada. Toplumun da temelini bozuyor. Bizim camiada, bizim. Sanatçı örnek olacak. Ona da karşıyım. Sanatçı örnek olmaya mecbur değil. Ben uçuğum abi. Teoman'a bayılıyorum ya. İstediğiniz kadar kızın çocuğa bayılıyorum. Ama bütün agresiflikler, bütün yanlışlıklar bizim camiada. Neyin örnek oluyorsun ya? Neyin örnek oluyorsun? İsim veremiyorum, vermeyeceğim de. Bundan sonra yani uğraşmak istemiyorum. Çünkü haklıyım aslında. Bizi kulisinde ağırlayan Fedon'a sağlık dolu yıllar diliyoruz. Gecenin yıldızlarından bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine yepyeni, dop dolu ve cap canlı bir programla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ve şimdi sizleri zorba diye götürüyoruz. Kayıt mı? Kayıt. Doktorlar dizisi sona eren Kutsi albüm çalışmalarına ağırlık verdi. Bir tane daha.